topraktan çıkmayanlar da var derdi Mehmet'e. Var var. Şunlar. Daha yeni geliyor yani toprağın altında. Sıkıntılar var ya. Yani sulanmasına rağmen bu yani. Bu kadar. Yeni şimdi neler var? Başlamışlar. Topraktan da yeni gelmiş onlar daha yani. Bu sene hubat ekimi sezonunda yağışların çok az olması dolayısıyla tarlalarımız sulama esnasında ancak buğdaylarımız çıkış oldu. Hani görüldüğü gibi yan taraftaki tarlamızda yani şu an sulama olmadığı için toprak işlenemiyor, sürülemiyor. Yani o kadar çekmiş ve sert bir durumda. Yani şu anda çimlenmemiz çok güzel ama toprak yani şimdi zemher ayı girmek üzere. Önümüzdeki hafta perşembe günü zemheri giriyor. Zemheri girdiğinde eğer ki İklim -15'lere gelirse şu anki çıkan buğdayımızda dahi yani seyrelmeler olur. Yani %100 bir çimlenme olmaz. %20, %30 gibi kaybımız olur. Yani her türlü şu anda tarımda bir sıkıntımız var. Şu anda bu tarla sisteminde görüldüğü gibi sulamayla geldi bu şekilde. Geçen sene buna göre iklim biraz daha iyiydi. Yani en azından ektiğimiz buğdaylar sulama ihtiyacı duymadık. Sulamadan buğdaylarımız çimlenmiş bu durumdaydı. Ama bu sene bir önceki yıla göre yağış daha az. Şu an içinde bulunduğumuz tarla yağışın az olduğundan dolayı işlenemiyor. Yani vatandaşa maliyet işlenir ama maliyet mazot yakıtı daha fazla olduğundan dolayı kurak ve bir de toprağın ikinci bir sezona hazırlanması daha güç olduğundan işçiliğin artacağından dolayı vatandaş süremiyor. Yani yağışlarımız bu sene çok az. ...2022 yılının son Aralık ayında yıllardır böyle bir mevsim yaşamadık. Kuraklık olarak tabii ki yağışın olmaması, bunun yanı başında da mevsim değişikliği. Aralık ayında belki 4 mevsimi yaşadık. Öyle bir şey ki işte arpa ektiğimiz arpanın buğdayın bitememesi, yağışların olmaması ve daha acısı nadas olan veya sürülmesi gereken yerler dahi aşırı kuraklıktan dolayı sürülememekte. Yani bunu tarlalar, traktörler güçlü sürebiliriz ama toprak adeta bir kapı gibi büyük büyük tezekler çıkar. Bu nedenle verimli bir şekilde sürüm olamaz. İşte o tarlada gördüğümüz gibi üreticimiz şu anda yağışın yağmasını bekliyor. Geçtiğimiz hafta yağan yağmur bir nevi tohumların patlamasında, hele hele kıraçlarda faydası oldu. Yeterli mi? Mümkün değil. Üreticilerimizin kendi imkanlarıyla sulamış olduğu sulu arazilerde dahi bitmeyen, daha gelecek olan ekinler var. Bu nedenle acil yani yağması gereken yağmurlar, karlar çok geç kalmış bir durumda. Çünkü geçtiğimiz yıl bu günlerde hem merkezimizde olsun tabanda yerlerde 2 santim, 3 santim, dağ sırtlarımızda 15-20 santim kar vardı ve yağıştı, yağmur yağıştı geçmişti. Kasım ayında, Aralık ayında yetişip de satılacak mahsulün, Aralık ayında satılacak mahsul
Ocak ayında yetişecek mahsul hepsi Aralık ayında yetişti. Bu da bir dengesizlik yaptı. Şu anda seralarda bütün mahsuller yetişmiş durumda. İklim şartlarının değişmesi, kuraklığın çok kurak, aşırı derecede bir kurak gitmesi nedeniyle 2023 yılında bu şekilde giderse çok büyük tehlikemiz var. Şu anda Eskişehir alan olarak değil, hemen hemen her yer böyle. Eskişehir'de bizim istediğimiz yağışlar hiçbir ilçemizde yok. Yeterli yağış yok.